birçok sporcunun katıldığı birçok ülkeden katılan sporcuların Dünya Kupası'nda Kitlite'de birinci oldum. 69 kiloda ve yıldızlar kategorisinde 3 maç yaptım. 2 aylık bir süreçten geçtim. Yoğun bir antrenmandan geçtim. Hafta içi 5 gün devam ettim akşamları bu. Zorluk biraz sadece yol oldu. Bir de maçlar zordu, güzeldi. Şu anda milli takıma girmeyi planlıyorum. Daha fazla başarı katmak istiyorum kendime. Yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalışacağım. Seda hocam var, Erdin hocam var. İki hocamı da çok seviyorum. Çok iyi antrenörler. Yetiştirdiğimiz sporcular bizi onur ediyorlar. Benim başarılarımın devamını getiriyorlar. 12-15 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul'da yapılan ve ilk defa Dünya Kupası adında yapılan bu müsabakada Emircan Coşkun rakiplerini arka arkaya yenerek şampiyon olarak bizi gururlandırdı. Ocak ayından itibaren biz bu süreci takip ettik. Dedik ki nasıl antrenman yapabiliriz? Oturduk dedik, yani antrenmanlar ağır olacak. Bunun bilincinde olarak devam etmen gerekiyor. O da hocam siz ne derseniz ben varım dedi. Biz nasıl bir antrenman programı uygulaması gerektiğini söylediysek aynı şekilde uyguladı ve başarılı oldu. Tabii iki tane daha sporcum gitti Emircan'la beraber. Onlar da maçlarını almışlar ama Emircan kadar başarılı olamadılar. Şimdi 20-27 Haziran'da Kocaeli ilinde Türkiye Kickboks Şampiyonası olacak. Yaklaşık bir 13-14 sporcuyla orada ilk ilimizi ve kulübümüzü temsilen gidip başarılı olmak için mücadele vereceğiz. Bir sporcunun dünya şampiyonu olabilmesi için günde 6 saat antrenman yapması lazım. Yani bazı şeylerden fedakarlıkta bulunmak lazım. Biz sporcularımıza diyoruz, istersen hobi olarak yap, istersen bu işte başarılı olmak için yap. Ve Emircan da dedi ki ben başarılı olmak istiyorum. Hocam ben sizin yolunuzdan gitmek istiyorum. Ben günde 6 saat antrenman yaparak şampiyon oldum. Sporcularım da bu şekilde arkamdan gelmesi gerekiyor. Hatta buraya gelmeden önce sabah da koşumuzu yaptık. Saat 5'te tekrar bir antrenmanımız olacak. Mutlaka ve mutlaka çocukların çocuk yaşta başlayarak kickboks öğrenmesini istiyorum. Kendilerine özgüven elde edilmesi açısından ailelerin mutlaka bu ortamı görmelerini istiyorum. Ailelerde hep şöyle bir yargı var. Çocuğumun burnu kırılırsa, çocuğumun kaşı patlarsa, çocuğum dışarıda birilerini dövmeye kalkarsa, kesinlikle bunlar yanlış yargılar. Daha demin bahsettiğim gibi bu kadar başarılıyım, daha burnum kanamadı. Kesinlikle çocuklar, benim annem babam beni ne kadar seviyorsa onların aileleri bu kadar seviyordur mutlaka ve burası onlar için vazgeçilmez bir yer olmalı. Şimdi daha demin bahsettiğim gibi antrenman süreçleri çok ağır. Şu an Emircan öğrenci ama çalışarak da hayatını idame ettirmek zorunda olan sporcularımız var. Ve bizler devletten tabii ki maçlara giderken bir destek alamıyoruz. Emircan'la onunla beraber giden bütün sporcularımız kendi ceplerinden harcama yaparak gitmek zorunda kaldılar. Gidemeyen sporcularımız oldu. Eskişehir'imizde çok iyi iş adamlarımız var. Bize destek verecek, gönüllü olacaklarını düşünüyorum. Buradan da sizin aracılığınızla onlara çağrı yapmış olayım.